Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videomda bu haftaki Avengers ürününü yapacağım. Ne yapacağım? Bu hafta, önceki hafta üst diktik. Bunu videosuna köşeden erişebilirsiniz. Muhtemelen şuraya gelecek. Bu üstün dediğim gibi videosu köşede duruyor. Bunun üzerine bu hafta da bir çanta yapıyorum. Üzerine yine Avengers logolu ve alt tarafında da 6 tane Avengers küçük logolar şeklinde ve her bir taş isim gezecek şekilde o 6 logonun da rengi farklı olacak şekilde bir çanta yaptım. Aynı zamanda bu çantanın güzel bir fonksiyonelliği oluyor. Hem sırt çantası olarak hem de ufak tefek düğmesel aparatlarını ayarlayarak kol çantası ya da borçtan geçirmeli olarak postacı usulü dediğimiz çantadan elde etmiş oluyoruz. Aynı çantayla fonksiyonel oluyor yani. Öyle bir çanta yapıyorum bu videoda. İstiyorsanız videoya geçelim.
Arkadaşlar, videoyu tamamladık. İzlediniz zaten. Çantayı diktik. Bütün ayrıntılarıyla gördünüz. Hızlandırılmış şekilde. İşlemleri aynı zamanda siz yavaşlatarak izlerseniz takip edebilirsiniz. Zaten çoğunu hızlandırınca daha makul sizin için. Çok vakit yememek için. Sonuç olarak çantamızı görelim. Bunun ardından da bir tane böyle çantayı, sadece çantayı görebileceğiniz şekilde bir videoyu sona koyacağım. Bilginiz olsun. Şu an şöyle gösteriyorum. Uzunlamasına şekilde şöyle bir çanta çıktı. Şöyle logo, dediğim gibi en başında bahsettiğim logolar, altı logo ve ortasında bir beyaz logo. Altından da şöyle bir evine bir çizgi arkasına kadar gidecek şekilde dikiş attım. Şu anki modeli kola takmalı, şu şekilde kola takabiliyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kola takmalı. Aynı zamanda baştan geçirip de bu şekilde de kullanımı da var, biliyorsunuz bu tip çantaların. Bu tip kullandınız diyelim, bir eşyanız var. Ya da canınız şey oldu, dediniz ki bakın yanlarda iki tane düğme burada, iki düğme burada var. Bir de iki düğme arkada var. Hemen diyorsunuz ki ben bunu omuzda takmak istemiyorum, bana ağırlık oldu diyorsunuz. Hemen yanların bir düğmesini açıp kapatıyorsunuz. Kolonunu salıyorsunuz. Şöyle bunu da çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Umarım görünüyordur kadrajda. Bakıyorum. Hizasını oynatmak istemiyorum çünkü. Şöyle kolonu arkadaki sırt hizasındaki düğmelerden geçiriyorum. Şöyle düğmeliyorum. Ve kolonu eşitliyorum. Gördüğünüz gibi sırt çantasına dönüştü. Şöyle. Bunu şimdi böyle geçiriyorum sırtıma. Tabii ki ayarlanabilir olduğu için sırta geçirirken de giderli gelirli oluyor. Şöyle şekilde bir sırt çantası da elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şu an belki biraz boş olduğu için şey görünüyor olabilir. Şu an göremiyorum çünkü sırtımda olduğu için. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hem bir sırt çantası. Yani çok da şey değil zaten. Fazla bir eşya da koyamazsın çünkü zaten ufak bir çanta. Buna göre düşünmeniz lazım. Hani belki şu boyutta bir kitap koyup yanına da belki bir kalemlik, kalem silgileri falan koyabilirsiniz. Belki yanında ufak da bir not defteri. Bilgilerinizi paylaşacağınız ya da bir ufak tefek notlar alacağınız şekilde bu şekilde kullanım yapabilirsiniz elbette ki. Onun haricinde de ne olabilir? Günümüzde tabii ki artık Android telefon kullanıyoruz. Powerbank de çok meşhur. Powerbank, telefon, işte şarj kablosu, kulaklık, onun haricinde onun gibi minimum ürünler. Belki bir ıslak mendil, belki bir kuru mendil. Gayet ufak ve narin bir çanta oluyor. Dediğim gibi isterseniz koldan, isterseniz omuzdan geçirmeli, isterseniz sırta geçirmeli şekilde böyle bir çanta elde ettik. yani bu şekilde bir çanta. Bu haftaki Avengers'ün ürünüm bu oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yaparsanız beni etiketleme ya da yorumda abi ben de yaptım, benimkine de bakabilir misin? Ya da işte ben de yaptım, benimki daha iyi ya da kötü deyip de şey de yapabiliriz. Problem yok. Yani merak ediyorum bu tip bir ürünü acaba videoyu izleyip yapacak mısınız diye. Yapmasanız en azından videoyu dediğim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar lütfen. Zaten bir dahaki hafta film için son hafta, o hafta da bir ürün daha yapacağım. Bilginiz olsun. Ayrıca sizin aklınızda da bazı ürünler, fikirler falan varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu şekilde bir ürün de yapabilirsin diyerek de. Ayrıca arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.